Osman amca. Günaydın. Ne yapıyorsun amca? Ne oldu amca? Ne bu hal? Ali. Sana geliyordum ben. Saati verir misin? Hayırdır amca, ne oldu? Ver Ali. Oğlumun saatini ver. Sen nasıl istersen amca, veririm de. Buyur amca. Lazım. Bana lazım bu. Ya neye lazım Osman amca? Ama kırık bu. Bozuk. Osman amca. İyi misin? Çalışmaz bu Ali. Bozuk. Osman Bey. Osman benim. Bey yok burada. Osman Bey yok. Vefanın saatini buldunuz mu Osman Bey? Bey yok burada. Osman'cığım canım. Kardeşim Osman. Saati buldun mu? Buldum. Burada cebimde. Şükürler olsun. Görebilir miyim? Kayıtlar nerede? Bunda ses kayıt yok. Aynısından. Vefa'nınkinin aynısından. Bu defa 200'e bıraktı. Geçen defa inmediydi. 250 dediydi. Bu defa bıraktı. 200 dedim. Tamam dedi. Sen bunu yeni mi aldın Osman? Yeni. Vefa'nınki düştüğünde kırıldı. Bozuldu, çalışmazdı ki. Bu yeni, yepyeni. Oğlumun katilini bulacak mı şimdi? Acaba şöyle hafta sonu anne kız bir kaçamak mı yapsak, bir tatil mi yapsak seninle? Kız kıza, ne dersin? Ne oldu? Sabah ilaçların Cemre. Unutuyorsun sonra anneciğim. Çocuk gibisin bu konuda biliyorsun. Hadi iç de içim rahat etsin. Bakmayacak mısın? Ay boş ver. Sabah sabah sonra arasın. Ne önemliyse? Bir dakika bir dakika. Sen bana güvenmiyorsun. Ne alakası var bebeğim? Bak o zaman anne. Efendim. Buyurun benim. Siz kimsiniz sabah sabah? Kenan Yağızoğlu'nun avukatı mı? Buyurun, dinliyorum. Evet, Cemre burada, yanımda. Bugün mü? Ne söyledi? Hemen, şimdi. Tamam, tamam. Biz geliyoruz o zaman. Tamam, görüşürüz. Anne ne oluyor? Kenan amcan seni hemen görmek istiyormuş. Niye ki? Ay kızım ne bileyim ben, acilmiş. Hadi al çantanı, çıkıyoruz hemen Cemre. Hadi. Tamam anne. Beni niye görmek istediniz? Berk'le görüşüyor musunuz? Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Benimki de soru. Yani biliyorum çok, çok kırgınsın, kızgınsın. Aslında hani ben de kızgınım senin kadar olmasa da. Biliyorsundur belki benim burada olmamın sebebi Berk'in verdiği ifade. Sizi görmüş ama Vefa'yı aşağı attığınızı gözleriyle görmüş. Yani durup dururken iftira atacak hali yok ya babasına.
Sana niye iftira attı Cemre? Niye attı sana? Kızgındı çünkü değil mi? İşte oğlum babasına da kızgın. Benim oğlumun sevdiklerini cezalandırma yöntemi de bu. Bunu sorgulayacak son kişi de sen olmasın. Şimdi benim senden istediğim... Önce benim bir sorum var. Tamam sor. O gece Hazal'a saldıranın Berk olduğunu biliyor muydunuz? Evet, hayır. Yani sonra öğrendim. O gece Vefa Berk'i yakalamış. Yani sırf konuşmaması için, susması için sizin öldürmüş olabileceğinizi konuşuyor herkes. Bugüne kadar susturmak için birini öldürmem hiç gerekmedi. Eğer bittiyse... Bir sorum daha var. Canımcığım, ne soracaksan çabuk sor ama benim vaktim kısıtlı. Bak birazdan gelip beni buradan götürecekler. Çabuk sor, ne soracaksın? Annemle olan ilişkinizden Berk'in haberi var mıydı? Ya o sırası mı şimdi? Tam da sırası. Ben düşünüyorum. Bundan başka hiçbir sebep bulamıyorum. Yani Berk bana niye böyle bir kötülük yaptı diyorum. Tam olarak aklıma bu geliyor. Yani annemle olmanızı istemedi. Annesine ihanet ettiğinizi düşündü. Sizden de ölümüne korktuğu için bütün acısını benden çıkardı. Olamaz mı? Olamaz. O kadar derin bir şey yaramam. O kadar derin bir manası yok. Berk bu ya. Sizin için de geçerli mi bu peki? Kızgın bana dediniz. Bundan dolayı böyle yapıyor dediniz. Yani canı istedi diye iftira atmadı. Cemre'cim ben istersen sana Berk'in doğumundan bugüne kadar aramızdaki baba oğul ilişkisini istediğin zaman uzun uzun anlatırım. Ne zaman istersen lütfen. Ama şu anda ne olur kapatalım bu konuyu, esas meseleye gelelim. Neymiş asıl mesele? Senin Berk'le konuşman lazım. Berk'le konuşmak. Bak biliyorum kızgınsın ama Berk'le konuşmak zorundasın. Ona gidip söyle. Bak baban çok pişmanmış. Tamam önce sana çok kızgınmış. Sonra sana hak vermiş. Kızgın değil. Çıkınca buradan her şey bambaşka olacak. Her şey çok değişecek. Bunu söylemek zorundasın. Bunu söylemelisin. O gidip ifadesini değiştirmeli. Yani ne yapıp gidip ifadesini değiştirmesini sağlamalısın. Yani o benim pişman olduğumu bilmeli. Osman Bey gördünüz, Kenan Bey. Çoğu şeyi hatırlamıyor. Ama polis kayıtlarında saatin babaya verildiği bilgisini teyit ettik. Ne duruyorsunuz o zaman, gidin bulun şu saati. Lütfen. Ne saati? Anlamadım. Ya benim ergen oğlum eğer ifadesini değiştirmezse benim kurtuluşum o saatte. Belki katili bile bulabileceğiz hatta yani. Nasıl yani? Nasıl kurtulmaz? Anlamadım. Vefa kolundaki saatle kayda girdi. Yani konuşmalarımız o saatte kayıtlı. Ama emniyet otobüsten sonra verdi saati bizim. Aklı evvel yarım akıllı Osman Bey'e. Osman Bey hatırlamıyor şimdi. Bir dakika, ne olur bir dakika daha müsaade et. Uzun sürmeyecek lütfen. Ben nasıl bunu düşünemedim ya? Ali ile konuşmalısın Cemre. Cemre bana bak. Ali ile konuş. Ali ile konuşması, Ali gitsin, saati bulsun, Osman amcasını ikna etsin, gitsin evin altının üstüne getirsinler, o saati bulsunlar. Ali'ye söyle, eğer katili bulmak istiyorsa saati bulsun. Katil saatin içinde. Ali ile konuş. Ali ile konuş lütfen. Lütfen. Döndür. Al. Ulan ülkenin martısı bile tripte. Hoş geldin. Kusura bakma geç kaldım. Yani saçma sapan bir işim çıktı da. Ne kusuru? Gel şöyle de yiyelim. Tamam. Simit aldım sana. Tabii yani simit var da seni açar mı orası da ben bilemem. Sen ciddi misin ya? Ya şaka. Alerjin yoksa yiyelim. Ya deli misin? Bayılırım. Thank you.
Vefa kolundaki saatle kayda girdi. Yani konuşmalarımız o saatte kayıtlı. Ama emniyet otobüsten sonra verdi saati bizim. Aklı evvel yarım akıllı Osman Bey'e. Osman Bey hatırlamıyor şimdi. Ne oldu? İyi misin canım? İyiyim, iyiyim. Şey, saate baksana ya. Geç kalmayalım şimdi okula. Allah Allah. Hadi be. Ne oldu? Ya sabah gelmeden yaptırmıştım. Osman amca sevinecekti de. Osman amca dediğin Vefa'nın babası mı? Yani o yangındaki. Vefa'nın saati bu. O gece işte kolundaydı. Hı-hı. Düşünce de kırılmıştı. Normalde bana kalsa ben yaptırmazdım da işte Osman amca sabah sabah. Neyse, yaptırdım. Ama anlayacağın sadece camı yaptırmışım, çalışmıyor. Dur, ben saati söyleyeyim de sana bakalım. Saat sabahın 9'u. Okula biz geç kaldık. Kalk, 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 kalk. Okula geç kalacağız. Yemin ediyorum annem var ya, Derya Sultan yakar beni. Bak, ben taşıtır mıyım sana be? Hop. Bunlar sende ama. Tamam. Çantaya at da fazla yer kaplamasın. Hop, tuttum. Hop. Tuttum. Hadi bakalım. Bir telefona bakıp geliyorum ben, tamam? Tebrik ederim Zeynep. Kırmışsın zincirlerini. Bulmuşsun yolunu. Ne? Diyorum ki hem doğru hem yanlış yapıyoruz. Yani hayat akıyor dedik. Güzel, sen de yakalamaya çalışıyorsun. Bunda bir sorun yok. Yanlış olansa tercihin. Diyorsun. Hı-hı. Yani Çağrı iyi çocuktur ama Çağrı işte. Ya onu bir yara bandı olarak düşün. Ama senin yaraların daha derin. Sana bu süreçte uzman bir doktor lazım. Neredeymiş o uzman doktor? Tam olarak karşında duruyor. Tamam. Yazdım. İhtiyacım olursa aklımda. Güzel. Aklındaysan sorun yok. Hiç şansın yok Mark. Görürüz. Ne oluyor be? Olacak. Yani gene dayak istiyor. Normal oğlum. Adam resmen babasını içeri tıktırdı. Sinirleri alt üst olmuştur. Az müsaade edelim. Her zamanki takıntılı hali. Boş verin. Hadi gidelim. Berk. Gel konuşalım biraz. Ben bir çay alacağım. Var mı bir şey isteyen? Ya sen otur bıldırcığım. Ben hallederim, olur mu? Arap, bana da bir filtre kahve alsana ya. Bana da bir çay al bari. Bana su. Soda. Kola. Anasın göz de. Yani pardon. Hazinde uşak tutun la. Ben alır gelirim ya. Yok Duru'cum. Mesele o değil. Yani hallederim ben. Beş desek oradan on. Altmış, yetmiş. Hele kurban olayım, bir 50 bir şey ateşle. Ne demek? Asıl oğlum. Allah kahretsin. Ya Arap karışma, ben alır gelirim işte. Zeyno bana yardım etsene. Hadi. Madem ısrar ediyorsun, bu seferlik senden olsun o zaman. Ben sonra şey yaparım. Anlaştık. Kızlar, yardım lazım mı? Sen otur, hallettim ben.
Sağ ol. Zeynep de pek çetince bizmiş. Bir türlü düşmüyor tuzağınıza. Ne tuzağı anlamadım. Sen Berk'le karıştırıyorsun herhalde. Tutuklu yargılanacak mahkeme boyunca. 15 sene yoktu para mahkum. Ne çok şey biliyorsun hukukla ilgili. Bence avukat olmalısın. Cemil. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi al sen bunu. Bu senin, bu senin. Ben alırım seni. Sen de gel böyle. Tamam. Bana da şu suyu ver. Aman al. Ya al. Ne yapıyorsun? Ya dur. Bakın çekiştirme kopacak. Kopacak çekiştirme. Dökme. Sakın çekiştirme kopacak. Ya. Kopacak. Ay. Ay saçım ya. Ya. Ben sana çekiştirme demedim mi ya? Ay saçım acıdı. Ne yapayım? Senin saçından değerli bu. Neyse parası veririz Zeyno, amma abarttın ha. Sen ömrün boyunca çalışsan bunun değerini ödeyemezsin. Vefadan kaldı bu. Sevdiği kızı almıştı o gece. Özür dilerim Zeyno. Bilmiyordum. İstersen yaptırabilirim. Zeyno sen ver onu bana. Ben hallederim. Ne güzel. Her birinizde vefaya ait bir parça var. Anne de bu var. Rahmetliden. Ali dede saati var. Oğlum yaptırmışsın lan onu. Ya yaptırdım da çalışmıyor be. Ver de bir bakayım ben. Dur. Ah. Dikkatli ol ha. Ver. Allah Allah. Ah. Ben de bakabilir miyim? Tabii biz. Lan ya. Cemre, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Vefa'ya ait bir hatırayı dokunmak garip geldi sadece. Bu arada çok iyi bir saatçim var, hemen yaptırabilirim. Yok, sana düşmez canım. Israr ediyorum, lütfen. Eskisinden bile sağlam olur. Cemre, bırak boş ver. Belli ki böyle kalsın istiyorlar. Ya sana ne Hazal, sana ne? Ay ne dedim ben şimdi ya? Ne yapıyorsan yap. Alıyorum, okul çıkışı getiririm. Cemre, benim yaptırmam daha doğrudur. Tamam? Peki sen bilirsin. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Berk. Berk. Buyurun benim. Nasıl yardımcı olabilirim size? Bakıyorum yeni erkek arkadaşınızın yanından koşarak geldiğinize göre muhakkak önemli bir şey olmalı. Önemli. Yani senin için önemli. Tabii. Neymiş peki benim için bu kadar önemli olan? Babanla konuştum. Sana selam söyledi. Özgürlüğünün tadına çıkarsın çünkü bu uzun sürmeyecek dedi. Oradan kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacakmış. Ha bir de mahkemeden sonra kendine kaçacak delik bulsun. Çünkü buradan çıkar çıkmaz yaptığı her şeyin hesabını soracağım dedi. Ama bence korkacak bir şey yok. Yani baban uzun süre oradan çıkamayacağı için sadece bil istedim. Söyle güzel. Hocam ben biraz sıcaktan daraldım da fenalaştım. Dinlen biraz. Su iç ama. Hadi. Ne oldu la? Şey yok şey. Sevdiğine de kıyamaz oğlum ya. Yok ben şey darlandım falan deyince öyle merak ettim. Koş da koş şeker de erimez. Hadi lan hadi.
arada Berk'i gören var mı? Ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.